Herkese merhaba arkadaşlar. Bölüm 12, sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler. Evet, üçüncü videomuz arkadaşlar bu bölümdeki. Buhar basıncı verilerinin kullanılmasıyla başlayalım. Evet, buhar basıncı verilerinin kullanılmasını bir örnekle size açıklamak istiyorum arkadaşlar. Bir kimyasal tepkime sonucu 525 ml hacimli kapalı bir kapta 50 santigrat derece sıcaklıkta 0,132 gram su oluşmuştur. Bu su yalnızca buhar halinde mi yoksa bir sıvı buhar dengesi halinde mi bulunacaktır? Sorumuz bu. 50 santigrat derecede suyun buhar basıncı 92,5 milimetre civadır. Suyun mol kütlesi de verilmiş parantez içerisinde. Şimdi arkadaşlar bu su tamamen buhar halinde bulunursa ne kadar bir basınç oluşturur bunu hesaplayalım. Bunu P ve NRT'den hesaplayabiliriz. P ve NRT. Evet, buradan basınç eşittir. Mol sayısı, suyun mol sayısı gramı verilmiş 0,132 gram. Bölü mol kütlesi 18,02 gram bölü mol dersek bu bize suyun mol sayısını ifade eder. Çarpı R gaz sabiti 0,08206 litre atmosfer bölü mol kelvin çarpı kelvin cinsinden sıcaklık 50 santigrat dereceyi 273,15 ile toplarsak 323,2 kelvin diyebiliriz buna. Bölü hacim. Hacim de 525 mililitrelik kap, yani 0,525 litre. Litreye çevirdik. Şimdi burada arkadaşlar birimler birbirini götürdü. Basıncı atmosfer cinsinden buluruz. Basınç buradan 0,370 atmosfer olarak bulunur. Şimdi bunu milimetre civaya çevirelim. Çünkü 50 santigrat derecede suyun buhar basıncı 92,5 milimetre civadır. Şimdi bakalım bu kaç milimetre civa? Bir atmosferin 760 milimetre civa olduğunu biliyoruz. Bu bilgiyi kullanırsak buradan basıncı 281 milimetre civa olarak buluruz. Şimdi su tamamen buhar halinde bulunsaydı bu kadar bir basınç uygulaması gerekirdi. Buhar basıncı bu olurdu. Basınç bu olurdu. Şimdi 50 santigrat derecede suyun buhar basıncı 92,5 milimetre civadır. Yani su ve buharın 50 santigrat derecede dengede olduğu. Buhar basıncı ne demekti? Sıvı ve buharın dinamik dengede olduğu basınç, o sıvının buhar basıncıydı. 50 santigrat derecede su için bu 92,5 milimetre civa. Yani sıcaklık 50 santigrat derece, 92,5 milimetre civalık basınçta sıvı ve buhar dinamik dengede bulunuyor. Yani hem sıvı su var hem buhar halinde su var. Tamamen buharlaşsaydı bu kadar bir basınç olması gerekirdi. Fakat 50 santigrat derecede suyun basıncı 92,5 milimetre civa. Demek ki tamamen buharlaşmamış, sıvı buhar dengesi halindedir diyoruz. Sıvı buhar dengesi halinde bulunmaktadır. Şimdi devam edersek bu soruyla bağlantılı olarak yukarıdaki örnekte mevcut sıvı ve buhar haldeki suyun kütleleri nedir? Şimdi sıvı ve buhar halinde ne kadar su bulunur? Kütleleri nedir? Şimdi arkadaşlar az önce P ve NRT'den neyi hesapladık? Basıncı hesapladık. N yerine PV eşittir. N yerine kütle bölü mol kütlesi diyebiliriz. Yani basınç ve kütle doğru orantılı. O zaman şöyle düşünebiliriz. 0,132 gram su tamamen buharlaştığında 281 milimetre civa basınç oluşturmaktadır. O zaman suyun 50 derecedeki buhar basıncı olan 92,5 milimetre civa buhar basıncını ne kadar su tamamen buharlaşırsa oluşturur. Evet, bu kadar su tamamen buharlaştığında, bu kadar gram su tamamen buhar haline geldiğinde 281 milimetre civalık basınç oluşturursa
50 santigrat derecede suyun buhar basıncı olan 92,5 milimetre civa buhar basıncı oluşturması için ne kadar suyun tamamen buhar halinde bulunması gerekir? Evet, buradaki miktar 0,0435 gram su buhar halinde bulunursa 92,5 milimetre civalık basınç oluşur. O zaman yani 50 santigrat derecede buhar basıncı suyun 92,5 milimetre civaydı. O zaman 50 santigrat derece ve bu basınçta 0,0435 gram su buhar halinde bulunur. Buhar halinde. Suyun tamamı neydi arkadaşlar kaptaki? 0,132 gram su vardı. Bunun 0,0435 gramı buhar halinde ise geri kalan miktarı da sıvı halde olacaktır. O da 0,089 gram sıvı su sıvı haldedir diye cevabı bulmuş oluruz. Evet, böylece hem buharın hem de sıvı haldeki suyun kütlelerini hesaplamış olduk. Şimdi arkadaşlar gelelim buhar basıncı denklemi, yani Clausius-Clapeyron denklemi nedir? Şimdi çeşitli maddelerin, sıvıların çeşitli sıcaklıklarda buhar basınçları bulunmaktadır arkadaşlar. Bu farklı sıcaklıklarda, işte bilinen sıcaklıklarda belli buhar basınçları var. Diğer başka sıcaklıklardaki buhar basınçlarını bulmak için Clausius-Clapeyron eşitliğini kullanıyoruz. Bu eşitlikte ln P2 bölü P1 eşittir delta HB buharlaşma entalpisi, yani o sıvının, bölü R. R de burada sabit, 8,3145 joule bölü mol Kelvin. Delta HB'nin buhar basıncının buharlaşma entalpisinin birimi de joule bölü mol alınmalıdır. Çünkü 8,3145 joule. Sonra 1 bölü T1 eksi 1 bölü T2. Yani T1 sıcaklığındaki buhar basıncı P1, T2 sıcaklığındaki buhar basıncı da P2'dir. Herhangi bir sıcaklıktaki buhar basıncını biliyorsak diğer bir sıcaklıktaki buhar basıncını da hesaplayabiliriz Clausius-Clapeyron eşitliğinden. Şimdi hemen bir örnek üzerinde görelim. Suyun 35 derecedeki buhar basıncını hesaplayınız. Bunu hesaplayabilmemiz için bize şu bilgiyi vermiş. 40 derecede suyun buhar basıncı 55,3 milimetre civadır. Buharlaşma entalpisi de 44,0 kilojoule bölü moldür. Hemen Clausius-Clapeyron eşitliğini kullanarak hesabımızı yapalım. Ln P2 bölü P1. Delta HB bölü R, 1 bölü T1, eksi 1 bölü T2. Şimdi burada ln P2 olarak seçtiğimiz P2'miz bu olsun. 55,3 bizim P2'miz olsun. O zaman 40 derecede T2 olacak. O zaman 35 derecede T1. Bu bulacağı 35 derecedeki buhar basıncı da P1. Yani bunu bilmiyoruz. Bulmak istediğimiz şey. O zaman ln P2, yani 55,3 milimetre civa bölü P1'i bulmaya çalışıyoruz. Delta HB verilmiş, 44,0 kilojoule bölü mol olarak verilmiş. R sabiti joule bölü mol cinsinden olduğu için kilojoule bölü molü joule bölü mole çeviriyoruz. O da çarpı 10 üzeri 3 joule bölü mol demektir. Bölü R sabiti 8,3145 joule bölü mol Kelvin çarpı 1 bölü T1. Evet, bizim T1'imiz 35 santigrat derece. Bunu da Kelvin'e çeviriyoruz. 273,15 ile toplarsak 308,2 olarak alabiliriz. Eksi 1 bölü T2 de 40 santigrat derece. Onu da 273,15 ile toplarsak o da 313,2 Kelvin olacaktır. Evet, bunların birimi de Kelvin. Buradan arkadaşlar P1'i 41,9 milimetre civa olarak buluruz. Evet, juller, moller, evet, jul, jul, mol, mol, Kelvin de şuradaki Kelvinlerle birbirini götürürse basıncı milimetre civa cinsinden buluruz. Evet, bununla ilgili bir örnek daha yaparak
Bitirelim konumuzu arkadaşlar. Evet, örneğimiz şöyle. Bir el kitabında benzinin bileşenlerinden izooktanın normal kaynama noktası 99,2 santigrat derece ve buharlaşma entalpisi 35,76 kilojül bölü mol olarak verilmektedir. İzooktanın 25 derecedeki buhar basıncını hesaplayınız. Şimdi izooktanın normal kaynama noktası 99,2. Normal kaynama noktası, yani arkadaşlar bir atmosferdeki kaynama noktası. O zaman normal kaynama noktası 99,2 santigrat derece. Bunu T1 olarak alırsak basınç, yani P1 de normal dediği için bir atmosfer olmuş olacak. O da 760 milimetre civadır. Buharlaşma entalpisi delta HB verilmiş 35,76 kilojül bölü mol. 25 derecedeki buhar basıncı, yani T2 25 santigrat derece. Buradaki P2'yi, buhar basıncını bize soruyor. Hemen Clausius-Clapeyron eşitliğini kullanırsak ln P2 bölü P1 delta HB bölü R 1 bölü T1 eksi 1 bölü T2 formülünü kullanırız. Şimdi ln P2 olarak seçtiğimiz neydi? P2'yi bulmaya çalışıyoruz. P1'de arkadaşlar 760 milimetre civa. 760 milimetre civa eşittir delta HB 35,76 kilojül bölü mol verilmiş. Jüle çeviriyoruz. R'nin birimi jül olduğundan, çarpı 10 üzeri 3 jül bölü mol bölü R sabiti, o da 8,3145 jül bölü mol kelvin, çarpı 1 bölü T1. Evet, T1'imiz 99,2 santigrat dereceyi 273,15 ile toplarsak 372,4 kelvin eksi 1 bölü T2'de 25 santigrat derecede, yine 273,15 ile toplarsak 298,2 kelvin eder. Buradan arkadaşlar şuradaki işlemin sonucu eksi 2,874'tür. ln'den kurtulmak için bunu E üzeri yaparız. Yani P2 bölü 760 milimetre civa eşittir E üzeri eksi 2,874 deriz. E üzeri eksi 2,874 de 0,0565 eder. Buradan da P2 eşittir nedir arkadaşlar? 0,0565 çarpı 760 milimetre civa. O zaman P2'yi 42,9 milimetre civa olarak buluruz. Evet, bu izooktanın 25 santigrat derecedeki buhar basıncıdır. Evet arkadaşlar, videomu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.